cümlesinde vardı. Şu sağda görmüş olduğunuz kısım tamamen korkma etkisi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yeşil ve temiz bir Manisa hedefiyle başlatılan 1. Yeşil Manisa Zirvesi sona erdi. 3 gün süren Yeşil Manisa Zirvesi'nde su tasarrufu, enerji tasarrufu, temiz enerji ve iklim değişikliği gibi konularında uzman panelistler tarafından yapılan sunum eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Manisa'da yeşil dönüşümle ilgili ulusal uluslararası proje yönetimi. Sizler de biliyorsunuz ki her çağrı ekibi belli bir sürede başvuru alıyor. 1. Yeşil Manisa Zirvesi'nin son gününde ise su ve atık su yönetimiyle Manisa'da yeşil dönüşüm ile ilgili ulusal ve uluslararası proje yönetimi oturumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Şükrü Uzun, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyumu konulu sunumu gerçekleştirdi. 11 bin metreküplük bir tasarruf ve bu da yaklaşık 300 bin TL'lik bir tasarrufa denk geliyor o kuruluş için. Geri ödeme süresinin de 4 yıl oldu. Yani kendini 4 yılda amort ettiğini gördük bu çalışmanın. Yağmur suyu kullanırsak yine geri ödeme süresinin 4 yıl oldu. Adana'da bir otelde yağmur suyu artı gri suyu birlikte kullanırsak 18 yılda geri ödeme yine. Ardından çevre mühendisi Şule Mansur, içme suyu temin sisteminde gelir getirmeyen su azaltımı ve sürdürülebilir su yönetimi sunumunu yaptı. Gelir getirmeyen su nedir? Aslında isminden de anlaşılacağı gibi sisteme verdiğiniz sudan tüketicilere temin ettiğiniz su arasındaki fark. Dolayısıyla herhangi bir şekilde gelir elde etmediğiniz ve ana kısımlarında, yani biraz sonra anlatacağım fiziksel kayıtlarda da aslında suyu kaybettiğiniz kısım. Akabinde Manisa'da yeşil dönüşüm ile ilgili ulusal ve uluslararası proje yönetimi oturumu düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar, çalışmaların hayata geçirilirken gerekli fonların nasıl bulunacağı yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Manisa'da yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı yaklaşık dünya genelinde 5 trilyon dolar civarında bir fon var. Bu fon tabi farklı stratejilerle konu başlıkları üzerine dağılmış durumda. Hem özel sektörün hem kamu kurum ve kuruluşların yararlanması ile ilgili birçok bölgede ve birçok temada çalışmalar sürdürülmekte. Zirvede son olarak doktor öğretim üyesi Emre Uygur, Manisa için yeşil dönüşüm projeleri sunumunu yaptı. Program ilk önce size geri ödemenin destek gibi verilmesine rağmen belirli kriterler ki bunlar birim ürün başına düşen elektrik tüketimini en az %10, birim ürün başına düşen su tüketiminizi en az %10, yine atık miktarınızı en az %10 ayır azalttığınız takdirde aldığınız geri ödemeli desteğinin %50'si ise hibe programına alınıyor. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri düzenlenen atölye çalışmalarıyla çim adam, rüzgar gülü, çiçek dikimi ve taş boyaması yaptı.